Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde oksijenli ve oksijensiz solunumla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Sorularımıza başlayalım. 1. Bitki hücresinde oksijen moleküllerin suya dönüşmesi hangi organelde gerçekleşir şeklinde bir sorumuz var. A. Sitoplazma, B. Kloroplast, C. Mitokondri, D. Hücre duvarı, E. Lizozom şeklinde bir sorumuz. Burada arkadaşlar oksijenin suya dönüşümü nerede gerçekleşecek? Mitokondri organelinde gerçekleşir. Hemen dersimizin başında oksijen solunumunun genel bir denklemini yazalım. Çünkü sık sık kullanacağız. C6H12O6 artı ve mutlaka arkadaşlar burada su reaksiyona sokalım. 6 su reaksiyona sokalım. 12 su reaksiyonundan çıkartalım. Nedenini biraz sonra değineyim. 6H2O artı 6O2 reaksiyona girer. Reaksiyona çıkan arkadaşlar 6 karbondioksit artı 12 su molekülü olur ve tabii ki artı 38 ATP diyeceğiz net olarak. Burada arkadaşlar hangi molekülün nereye gittiği son derece önemli. Sadece şunu bilmemiz yeterli olacak bizim için oksijenin solunumunda. Atmosferden alınan oksijen suya gider. Yani şuradaki oksijen suya gider. Ki zaten baktığımızda da arkadaşlar 12 oksijen girdi. 12 oksijen açığa çıktı. Buna karşın şuradaki oksijen işaretleyelim isterseniz. Bu oksijen nereye gidecek? Bu oksijen arkadaşlar gelecek ve karbondioksite gidecek. Hakeza yine organik moleküldeki oksijenle gelecek ve karbondioksite gidecek. Eğer şuraya 6 suyu yazmazsak, yani şuradan 6 atıp da şuraya 6 yazacak olursanız şöyle bir sıkıntı meydana geliyor. Şuraya 6 yazdığımızı düşünelim. 6 oksijen açığa çıkıyor. Buna karşın reaksiyona giren 12 oksijendi. Dolayısıyla doğru denklem arkadaşlar budur diyeceğiz. Ve bu olay nerede gerçekleşir? Bu olay mitokondride gerçekleşir. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı olacak. 2. Çok çalışan kaslara yeteri kadar oksijen geldiğinde laktik asit öncelikle aşağıdakilerin hangisine dönüşür? A. Difosfoglisirik asit, B. Glikoz, C. Pirik asit, D. Fruktoz difosfat, E. Karbondioksit ve su demiş. Laktik asit dediğimizde arkadaşlar laktik asit fermentasyonu vücudumuzda çizgili kaslarda gerçekleşebilir. Çizgili kaslarımız oksijen varlığında oksijeni solunum yapar. Ancak oksijen yetersiz gelmeye başladığında oksijenli solunum yanında oksijensiz solunum da yapmaya başlar diyoruz. Ve oksijensiz solunum sonucunda laktik asit oluşur. Laktik asit önce piruvata dönüştürülür. Piruvat veya pirik asit. Ve sonra arkadaşlar oksijenli solunum reaksiyonlarında kullanılır. Dolayısıyla ilk olarak hangisine dönüştürüldüğü soruluyordu. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Pirik asit. Üçüncü soru. Enerji dönüşümünü sağlayan olaylarda koenzimlerin yani NAD ve NADP yakaladığı hidrojenler aşağıdaki olayların hangilerinde oluşacak organik yapıda son ürünün yapısına katılabilir? Oksijensiz solunum, oksijenli solunum ve fotosentez. Burada arkadaşlar önemli olan kelime organik yapıda olması. Çünkü eğer organik demeseydi burada oksijenli solunumu da almamız gerekecekti. Ancak oksijenli solunumda arkadaşlar gördüğünüz gibi oksijenli solunum sonucunda oluşan ürünlerde organik herhangi bir molekül bulunmaz. Karbondioksit ve su her ikisi de inorganik bileşiklerdir. Buna karşın oksijensiz solunuma baktığımızda, oksijensiz solunumda arkadaşlar olay şu. C6H12O6 girecek reaksiyona ve iki tane laktik asit oluşacak. İki laktik asit derken laktik asitin genel formülü şu. C3H6O3 yani organik bir molekül. Buradaki hidrojenler önce NAD'lar tarafından alacak, NADH2 olacak. Daha sonra getirilip tekrar bunun yapısına katılacak. Yine etil alkol fermentasyonuna baktığımızda C6H12O6 gelecek iki tane etil alkol artı iki tane karbondioksit açığa çıkacak. Biraz sonra sorularda bahsedeceğiz. Yine burada da arkadaşlar NADH2 yani hidrojenleri NAD alacak. Daha sonra etil alkolü verecek. Etil alkolün genel formülü de C2H5 OH. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi oksijensiz solunumda arkadaşlar son organik ürünlerin yapısındaki hidrojenler NADH2'den geliyor. Ve fotosentezde de arkadaşlar ışıklı evrede
sentezlenen NADPH'lar, NADPH2'lerin hidrojenleri organik son ürünün yani glikozun yapısına katılacak. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 3 yani D şıkkı olacak. Dördüncü soru, aynı büyüklükteki iki cam kap kılcal bir boru ile birleştirilerek aşağıdaki deney düzeni hazırlanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? A kabında arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane fare, B kabında ise bir tane fare var. Ve yine ortama arkadaşlar ne konmuş? Ortama karbondioksit tutucu olan kalsiyum hidroksit konmuş. Şıklarımıza bakalım arkadaşlar. A kabındaki fareler B kabındakinden önce ölürler. Kılcal borudaki renkli sıvı önce sıfır yönünde hareket eder. B kabındaki nem miktarı A kabından daha fazla olur. Karbondioksit tutucu olan kalsiyum hidroksit saydamlığı ilk önce A kabında kaybolur şeklinde öncülerimiz var. Yine şıklara geçelim arkadaşlar. Şimdi şıklara baktığımızda A kabında arkadaşlar iki tane fare vardı. İki fare demek içerideki oksijeni bu iki fare daha hızlı şekilde kullanacaklar ve daha hızlı karbondioksit açığa çıkartacaklar. Ve açığa çıkan bu karbondioksiti kalsiyum hidroksit tutacak. B kabında ise arkadaşlar oksijen alacak, karbondioksit verecek. Yine bu karbondioksit kalsiyum hidroksit tutacak. Ancak bir fare. Dolayısıyla A kabındaki fareler B kabındaki farelere göre yaklaşık olarak iki misli daha erken öleceklerdir. Çünkü ortamdaki oksijen iki misli daha hızlı şekilde kaybolacaktır diyoruz. Buna göre A kabındaki fareler B'den daha önce ölürler. Doğru. Aynı miktarda oksijen var. Birinde iki fare, diğerinde bir fare. Doğrudur. Kılcal borudaki renkli sıvı önce sıfır yönünde. Yani A'ya doğru hareket eder diyor. Renkli sıvının hareket etmesinin nedeni şu arkadaşlar. Sonuçta sistem dengedeydi. Şöyle gösterelim. Dengede olan bir sistem vardı. Şimdi buradaki fareler iki fare olduğu için arkadaşlar ne yapıyorlar? Oksijen alıyorlar. Ortamdaki tabii ki dışarıdan değil. Yerine karbondioksit veriyorlar. Ancak bu karbondioksit de kalsiyum hidroksit tutuyor. Aynısı burada da oluyor. Fakat burada çok daha hızlı gerçekleştiği için buradaki gaz basıncınız daha erken düşer. Önce sıfıra doğru gelir. Buradaki fareler öldükten sonra tekrar gelir ve şu noktada kalacaktır. Renkli sıvımız diyoruz. Dolayısıyla 2 de doğru. B kabındaki nem miktarı A kabındaki nem miktarından fazla olur diyor. Hayır arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Hatta A kabındaki de B kabından fazla olamaz. Niye? Sonuçta şurada eğer 1 dakikada meydana geliyorsa o nem burada 2 dakikada meydana gelecektir. Yani denklemin sonucuna, deneyin sonucuna baktığımızda yine dengede kalacaktır. Tek fark A'da çok daha hızlı gerçekleşecek olaylar iki fare olduğu için. Karbonun yüksek tutucu olan kalsiyum hidroksitin saydamlığı öncelikle A kabında kaybolur diyor. Doğrudur. Sonuçta daha hızlı karbonhidrat açığa çıkartıldığı için. O zaman doğru olanlar soruluyordu sanırım. 1, 2, 4 doğru oluyor. Fakat 3 yanlış oluyor. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkı olacak. 5. Oksijen atomu işaretlenmiş glikoz molekülü aerob bakterinin bulunduğu besi ortamına bırakılıyor. İşaretli oksijene aşağıdaki moleküllerin hangisinin yapısında rastlanabilir? Glikoz molekülündeki oksijen atomları işaretlenmiş ki biz ilk sorumuzda bakmıştık arkadaşlar. Glikoz molekülündeki siz oksijeni işaretlerseniz bu oksijen nereye gider? Gelir ve karbondioksite gider diyoruz. Aerob bir bakteri. Aerob demek arkadaşlar oksijenli solunum yapan bakteriden bahsediyoruz. Dolayısıyla oluşan suda olmayacaktır. Oluşan suyun oksijeni nereden geliyor? Atmosferdeki oksijen oluyor. Ve ortamda bulunan oksijene zaten olamaz. Sonuçta aerob bakteri oksijen açığa çıkartmaz. Doğru cevabımız o zaman arkadaşlar yalnız bir A şıkkı olacak. 6. Bira mayası hücrelerinde ve bazı bakterilerde görülen alkolik fermentasyon reaksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? En son hidrojen alıcısı etil alkoldür. Reaksiyonların gerçekleşmesi sırasında NAD önce indirgenir sonra yükseltgenir. Etil alkol oluşumu NAD moleküllerinin tekrar kullanılabilmesini sağlar. Burada arkadaşlar kısaca etil alkol fermentasyonunun denklemini vermemiz lazım. Bira mayası hücreleri ve bitki tohumları arkadaşlar alkolik fermentasyon yaparlar. Etil alkol fermentasyon yaparlar. Burada kısaca fermentasyonu verelim. Glikozla başlıyoruz arkadaşlar. Glikoz önce aktifleştirilmesi lazım. Aktifleştirebilmesi için arkadaşlar 2 ATP harcanır. 2 ATP gelir. 2 ADP çıkar. Ve burada fruktoz difosfat oluşur. Sonrasında arkadaşlar bu fruktodifosfatlar ayrılır
ve şöyle pegal dediğimiz veya fosfogliseraldehit dediğimiz iki tane molekül oluşur. Buradan arkadaşlar bir dizi reaksiyon sonucunda NAD girer, NADH2 çıkar ve yine iki tane ADP girer, iki tane ATP çıkar. Aynı olay arkadaşlar burada da gerçekleşecek. Yani NAD gelecek ve organik molekülü hidrojenleri alacak. NADH2, daha doğru ifade NADH artı H. Ancak alışkanlık gereği NADH2 diyoruz. 2 ADP gelecek, 2 ATP çıkacak. Ve oluşan moleküllerimiz arkadaşlar burada piruvik asit. Piruvik asit. Buraya kadar olan bölüm arkadaşlar glikoliz bölümüdür ve glikoliz bölümü hem oksijenli solunum hem de oksijensiz solunumun. Oksijensiz solunumdan da arkadaşlar ister etil alkol ister laktik asit fermentasyonu olsun ortak olan bölümdür. Çünkü tüm canlılarda arkadaşlar glikoliz enzimleri aynı olduğu için tüm canlılarda glikoliz reaksiyonları aynen gerçekleşir diyoruz. Buradan sonraki bölümümüzde arkadaşlar biz artık canlıdan canlıya farklılık gösterir. Örneğin etil alkol fermentasyonu yapan canlılarda farklı olacak. Laktik asit fermentasyonu yapan canlılarda farklı olacak. Bunun nedeni ise farklı canlılarda farklı enzimlerin kullanılması. Bu soruda bize etil alkol fermentasyonu diyordu. O zaman etil alkol fermentasyonuna devam edelim. Piruvik asitten arkadaşlar bir karbondioksit açığa çıkar. Ve oluşan molekül aset aldehit. Aynı şekilde aset aldehit olacak. Buradan karbondioksit açığa çıkacak. Ve önceki reaksiyonlara sentezlenen, yani glikoliz reaksiyonlarına sentezlenen NADH2'ler gelirler, hidrojenlerini bırakırlar ve NAD olarak çıkarlar. Önceki reaksiyonda sentezlenen NADH2 gelir, hidrojenini bırakır ve NAD olarak çıkar. Oluşan molekül de etil alkoldür. Diyoruz. Şimdi sorumuzu yorumlayalım bu reaksiyon zincire eşliğinde. En son hidrojen analizisi etil alkoldür diyor. Arkadaşlar bu önemli bir soru. Burada en son hidrojen analizisi etil alkol değil gördüğünüz gibi. En son ürün etil alkol. Burada en son hidrojenleri alan, en son elektronları alan kim? Asetaldehit. Asetaldehit, NADH2'deki elektronları, yine aynı şekilde hidrojenleri alarak etil alkole dönüşüyor. Diyeceğiz. Dolayısıyla bir yanlış olacak. Reaksiyonların gerçekleşmesi sırasında NAD önce indirgenir, sonra yükseltgenir diyor. Bakıyoruz. NAD arkadaşlar önce hidrojenleri alır, elektronları alır, indirgenir. Sonra son ürün basamağında, son ürün oluşum basamağında bu aldığı hidrojenleri, bu aldığı elektronları tekrar verir ve NAD haline gelir. Dolayısıyla 2 doğru olacak. Etil alkol oluşumu NAD moleküllerinin tekrar kullanılabilmesini sağlar. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan sonraki bölüm, yani son ürün oluşumu aşamasında herhangi bir ATP sentezi söz konusu değil. O zaman niye bu reaksiyonlar gerçekleşiyor? Niye son ürün oluşumu reaksiyonlar gerçekleşiyor diyecek olursak yukarıda NAD'dan NADH2 olmuştu. Tekrar NAD koenzimini serbest hale getirmek için diyoruz. Çünkü NAD koenzimi arkadaşlar hücrede sonsuz sayıda yok. NAD'dan NADH2, NAD'dan NADH2, NAD'dan NADH2 bir müddet sonra ortamda NAD koenzimi kalmayacaktır. Dolayısıyla tekrar bunun serbest hale getirilip tekrar reaksiyonlara girmesi gerekiyor. Son ürün oluşum basamağının gerçekleşmesinin asıl nedeni budur. Dolayısıyla arkadaşlar 3 de doğru oluyor. Doğru olanlar soruluyordu. 2 ve 3 doğru. Yani doğru cevabımız A şıkkı olacak. 7. Aşağıda verilen hücresel dönüşüm reaksiyonlarından hangileri özelleşmiş bir organel içerisinde gerçekleşmez? Glikozdan piruvik asit oluşumu, piruvattan asetaldehit oluşumu, piruvattan laktik asit oluşumu, piruvattan etil alkol oluşumu diyoruz. Arkadaşlar glikoliz basamakları, yani şu basamak glikozdan piruvik asite kadar geldiğimiz şu basamaklar arkadaşlar, buraya glikoliz diyoruz. Tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. İster ökaryot olsun, ister prokaryot olsun, glikoliz basamakları tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. Son ürün oluşum basamağı ise, yani şöyle söyleyeyim kısaca, fermentasyon oranlarının tamamı. Glikoliz ve son ürün oluşumu aşamaları. Bunların tamamı arkadaşlar ister yine ökaryot ister prokaryot olsun sitoplazmada gerçekleşir. Yani özelleşmiş bir organel içerisinde gerçekleşmez bu olaylar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2, 3, 4 olacak. A şıkkı.
8. 3 molekül glikozun 1 mol pirik asite, 1 mol laktik asite, 1 mol karbondioksite ve suya kadar parçalanıyor. Üretilen net ATP miktarı bakımından çoktan aza doğru sıralanışı nasıl olur şeklinde bir sorumuz var. Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. 1 molü nereye kadar parçalanıyordu? Laktik asite kadar. Bir diğer molü, 1 molü pirik asite kadar. Üçüncüsü ise 1 mol nereye kadar? Karbondioksit ve suya kadar parçalanıyor. Şimdi arkadaşlar, laktik asit fermentasyonunda yine son ürün oluşum basamağında herhangi bir ATP sentezi gerçekleşmeyecek. Fermentasyonlarda arkadaşlar ister laktik asit ister etil alkol fermentasyonu sentezlenen ATP'lerin tamamı glikoliz basamağında sentezlenir. Ki glikoliz basamağında da arkadaşlar burada net ATP diyor sanırım. 2-4 ATP sentezlenir. 2 ATP en başta harcanmıştı. Dolayısıyla glikoliz reaksiyonlarında veya fermentasyon olaylarının tamamında toplamda net 2 ATP elde edilebilir. Dolayısıyla şuraya 2 diyoruz. Şuraya 2 diyoruz. 2 net ATP. Karbondioksit ve suya kadar parçalanma dediğimizde ise oksijenin sonundan bahsediyoruz ki oksijenin sonunu biraz sonra hesabını yapacağız. Onun denklemini çizeceğiz. Oksijenin sonunda ise arkadaşlar 38 net ATP elde edilir. 40 ATP sentezlenir, 2 ATP kaybedilir, net 38 ATP. Dolayısıyla karbondioksit ve su büyüktür, pirik asit eşittir, laktik asit olacak. Şıklarımıza baktığımızda arkadaşlar B şıkkında bulunuyor. 9. Ökaryot bir hücrede gerçekleşen oksijenli solunum reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangileri sadece mitokondride gerçekleşir? ETS kullanımı, karbondioksit üretimi, su oluşumu, NADH2'nin yükseltgenmesi diyoruz. Baktığımızda arkadaşlar ETS kullanımı sadece mitokondride olacaktır. Çünkü oksijen solunumu arkadaşlar 3 basamağı olacak. Bu 3 basamağı hemen verelim. 1 glikoliz, 2 Krebs, 3 ETS diyeceğiz ki Krebs ve ETS arkadaşlar bunlar mitokondride gerçekleşen olaylar. Glikoliz arkadaşlar sitoplazmada olacak. ETS kullanımı direkt mitokondride gerçekleşecek zaten. Karbondioksit üretimi arkadaşlar gördüğünüz gibi glikoliz basamağında herhangi bir karbondioksit çıkışı söz konusu değil. Dolayısıyla yine oksijenin solunumu da aynı şekilde gerçekleşecek. O yine tamamı mitokondride gerçekleşecek diyoruz. Su oluşumu diyor. Su oluşumu arkadaşlar gördüğünüz gibi oksijenli solunumda herhangi bir su oluşumundan bahsetmedik. Fakat oksijenli solunumda ETS aşamasında arkadaşlar su meydana gelecek. Burada meydana gelen 12 suyun tamamı arkadaşlar nerede? ETS aşamasında meydana gelir diyoruz. Ve NADH2'nin yükseltgenmesi diyoruz. NADH2'ler oluşurken arkadaşlar NAD'lar indirgenmiş oluyor. Yükseltgenmesi demek bu taşımış olduğu hidrojenleri ETS'ye verecek. Elektronları ETS'ye verecek ve buradan ATP elde edecek. Bu esnada kendisi de yükseltgenmiş oluyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar yine ETS aşamasında gerçekleşecek. Yani mitokondride gerçekleşecek. Buna göre ETS kullanımı, karbondioksit üretimi, su oluşumu ve NADH2'nin yükseltgenmesi bunların arkadaşlar tamamı nerede gerçekleşiyor? Mitokondride gerçekleşiyor diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkı olacak. 10. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ıslak talaş var, çimlenmekte olan tohumlar var ve potasyum hidroksit kristalleri bulunuyor. Karşılara civa var. Burada ne gerçekleşecek onu kısaca söyleyelim arkadaşlar. Civa seviyesi yükselmiş. Bu şu anlama geliyor. Çimlenmekte olan turp tohumları içerideki karbondioksit kullanacak. Düzeltiyorum, oksijeni kullanacak. Yerine karbondioksit verecek. Bu karbondioksit potasyum hidroksit tutacak. Yani ortamdan sürekli gaz eksilmesi söz konusu. Dolayısıyla civada yavaş yavaş yukarı doğru çıkacak. Hangileri açıklanır şeklinde bir sorumuz var. Devam edelim şıklarımıza. Tohumların çimlenme sırasında suyu kullanması, tohumların fotosentez sonucu oksijen üretmesi, tohumların fotosentez için karbondioksit kullanması, tohumların solunum ile ortamdaki oksijeni kullanması, solunum yapan tohumların ATP üretmesi şeklinde. Arkadaşlar tohumlar çimlenirken suyu kullanır fakat suyun kullanılması ortamdaki gaz basıncının azalmasına neden olmaz. Veya tohumların fotosentez sonucu oksijen üretmesi diyor. Tohumlar arkadaşlar çimlenme esnasındayken henüz fotosentez yapamazlar. Çünkü klorofiller sentezlenmiş değildir. Oksijeni solunum yaparlar. Ortamdaki oksijeni kullanırlar
diyoruz. Tohumların fotosentez için karbondioksit kullanılması demiş. Karbondioksit kullanılmıyor dediğimiz gibi. Tohumların solunum sırasındaki ortamdaki oksijeni kullanması, onun yerine karbondioksit vermesi, bu karbondioksitin de potasyum hidroksit tarafından tutulması sebebiyle gaz basıncı düşer. Asıl neden budur. Doğru cevap D şıkkı olacak. 11. Pataş 2, periyük asit, asetil koenzim A. Solunum reaksiyonlarının yukarıdakilerden hangisi ortamda oksijenin varlığını gösterir veya kanıtlar şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar oksijensiz solunumda kesinlikle gördüğünüz gibi FATH 2'den bahsetmiyoruz. FATH 2 biraz sonra Krebs'i çizeceğiz. Krebs döngüsünde kullanılan bir koenzim FATH. Gelir organik molekülün hidrojenleri alır ve FATH 2 olur. Dolayısıyla FATH 2 gördüğümüz yere direkt oksijenli solunum diyebiliriz. Yine asetil koenzim A eğer ortamda varsa bu artık Krebs aşamasına geçmiş demektir reaksiyon. Krebs de oksijenin solunumunda olur. Dolayısıyla illaki yine oksijenin solunum olduğunu söyleyebiliriz. Fakat periyük asit arkadaşlar gördüğünüz gibi oksijenin solunumunda da oksijensiz solunumunda da ortak olarak oluşur. Dolayısıyla bu kanıtlayamaz diyoruz. Doğru cevabımız da bu sebeple 1-3 yani A şıkkı oluyor. 12. Oksijenin solunum aşağıdakilerden hangisiyle başlarsa hücrede enerji kazanımı en fazla olur. Glikoz ile, difosfoglyserik asit ile, fosfoglyser aldehit ile, asetil koenzim A ile, piruvat ile. Bu soruyla beraber arkadaşlar isterseniz oksijenin solunumla ilgili denklemimizi veya reaksiyon zincirimizi tahtamıza çizelim. Ve onun üzerinden bundan sonraki sorularımızı yorumlayalım. Yukarıdaki denklemimiz aynen kalsın. Onu kullanmamız gerekecek çünkü sonraki reaksiyonlarda da. Şuradan alarak kısaltaraktan çiziyorum arkadaşlar. Glikoz molekülümüz vardı. Glikoz molekülünden fruktoz difosfat oluşmuştu. Buradan arkadaşlar iki tane pegal diyorum. İkiye ayırmadan çiziyorum. İki pegalden sonra iki tane difosfoglyserik asit olacak. Sonra iki tane fosfoglyserik asit olacak. Sonra iki tane piruvik asit olacak. Piruvik asitten sonra da arkadaşlar Krebs'e gireceğiz. Şu şekilde asetil koenzim A'ya geçip. Onu da arkadaşlar şu yan tarafa biraz daha açık olarak çizeyim. Piruvik asit. Piruvik asitten arkadaşlar karbonhidrat açığa çıkacak. Ve asetil koenzim A oluşacak. Asetil koa iki karbonlu bileşik. Bu dört karbonlu olan oksaloasetik asitle birleşecek ki ismi o kadar önemli değil. 6 karbon sitrik asit, 5 karbon, 4 karbon. Buradan sonra isterseniz üzerine yazarak devam edelim. Glikozdan fruktodifosfat oluşması için arkadaşlar şu gerçekleşecek. 2 ATP harcıyorum burada. 2 ADP çıkacak. Fruktodifosfattan 2 pegal oluşumu direkt parçalanma reaksiyonu zaten. Pegalden DPG olması için ise şu olması lazım. NAD gelecek. NAD H2 çıkacak. Tabii ki bundan her biri arkadaşlar ikişer tane olacak. Ve yine iki tane de inorganik fosfat eklenecek. Difosfoglyserik asitten fosfoglyserik asit oluşurken burada arkadaşlar ATP çıkışı söz konusu. 2 ATP. Yine buradan da arkadaşlar 2 ATP açığa çıkacak. Buraya baktığımızda ise karbondioksit açığa çıkacak. NADH2 açığa çıkacak. Yine burada da arkadaşlar karbon sayısı azalmış gördüğünüz gibi. Tabi bunların başlarına ikilerini yazalım. 2 karbondioksit 2 NADH2. Arkadaşlar nereden karbondioksit çıkıyorsa oradan NADH2 çıkışı da olacak. Yine şuradan 2 karbondioksit 2 NADH2. Buradan substrat düzeyinde 2 ATP 4 karbon. Başka bir 4 karbonu geçerken arkadaşlar buradan 2 tane FATH2 ve buradan buraya geçerken de yine 2 tane NADH2. Arkadaşlar burada sentezlenen gerek glikolizde gerekse Krebs döngüsünde sentezlenen NADH2'ler ve FATH2'lerden biz ETS'de enerji elde edeceğiz. Buna oksidatif fosforilasyonla enerji elde ediyoruz ve 1 NADH2 için 3 ATP, 1 FATH2 için ise arkadaşlar 2 ATP elde edilir.
Buna göre sorularımızı cevaplandıralım. Şimdi glikoz ile başlayacak olursa glikoz ile olan en kolay zaten. Hemen şuraya glikoz diyeyim. Birincisi glikoz. Burada arkadaşlar glikozdan direkt 40 ATP elde edilebilir. En baştan başladığı için zaten toplamını biliyoruz. Net de dememiş soruda. 40 ATP diyebiliriz. İkincisi difosfoglisirik asit. DPGA. Şimdi bunun için arkadaşlar madem şuraya kadar 40 ATP sentezi, şuradan komple 40 ATP sentezi diyebiliyorum. O zaman şöyle yapalım. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar ne var? 2 tane NADH2 var. 2 NADH2'den toplamda 6 ATP sentezlenir. Demek ki bu 6 ATP'yi artık sentezleyemeyeceğim. Dolayısıyla 34 ATP olacaktır. Fosfogliseraldehit yani PGAL demiş. İki burada arkadaşlar sayılarda ikişer olarak aldım ben. Ona göre hesapladım. PGAL dediğimizde arkadaşlar yani 2 PGAL'den hesaplıyorum şuradan itibaren. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 dememiş. Tek PGAL olarak alalım. Dolayısıyla hatta şuna tek DPG olarak alalım. 17. Buradan da arkadaşlar şimdi 2 PGAL'den totalde 40 ATP sentezleniyormuş. O zaman bir tanesinden 20 ATP sentezlenecek. Dördüncüsü asetil-CoA. Buranın arkadaşlar sonrasını hesaplayalım sizinle. Asetil-CoA'dan sonra neler sentezleniyor bakalım. 1, 2, 3 tane NADH2. 3 NADH2'den çarpı 3 ATP'den 9 ATP. Bir tane FADH2 olması lazım. Çarpı 2 ATP'den 2 ATP. Bir tane de arkadaşlar unutmayalım. Substrat düzeyinde ATP'miz var. 2 dedik. Çünkü niye? Burada şu an hepsi arkadaşlar 2 ile geldiği için 2. Yoksa 1 ATP. 1 ATP de substrat düzeyinde. Toplamda arkadaşlar 9, 11, 12 ATP oluyor. Ve 5 dediğimizde de piruvat ile demiş. Piruvat ile arkadaşlar gördüğünüz asetil-CoA için 12 ise piruvat için şuradan bir NADH2 daha ekleyeceksiniz. Yani 15 ATP oluyor. En fazla olan soruluydu. En fazla olan arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 ATP ile glikozdan olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı. Canlılarda oksijenin solunum, ester alkol fermentasyonu, laktikaz fermentasyonu gibi görülen solunum çeşitleri için glikoliz, substrat üzerine fosforilasyon ve karbondioksit üretimi verilenlerden hangileri ortaktır şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar glikoliz basamağı yani şuradan şuraya kadar geldiğimiz olan bölüm tüm canlılarda, tüm hücrelerde aynı şekilde ve sitoplazmada gerçekleşir demiştik. İster oksijenli solunum olsun, ister oksijensiz solunum olsun. Dolayısıyla glikoliz ortaktır. Substrat düzeyinde fosforilasyon arkadaşlar şurada sentezlenen 2 ATP, şurada sentezlenen 2 ATP ve şurada sentezlenen 2 ATP. Yani direkt eğer ATP çıkışını görüyorsunuz arkadaşlar bunlar substrat düzeyinde sentezlenen ATP'lerdir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi glikolizde var mı? Var. O zaman tüm canlılarda ortaktır diyeceğiz. Oksijenli solunumda 2, 4, 6. Oksijen solunumda ise 2, 4 ATP substrat düzeyinde sentezlenir diyoruz. Bu arada oksijenli solunumda arkadaşlar 6'sı substrat düzeyinde ise 34'ü oksidatif fosforilasyonlu olacak. Karbondioksit üretimi ise arkadaşlar görüyorsunuz oksijenli solunumda var. Biraz önce denklemi yazmıştık. Ester alkol fermentasyonunda da var. Ancak laktik asit fermentasyonunda arkadaşlar karbondioksit çıkışı olmaz. Unutmayalım. Laktik asit fermentasyonunda karbondioksit çıkışı yok. Bu sebeple arkadaşlar cevabımız 1, 2 yani B şıkkı olacak. 14. Oksijenin solunum yapan bir hücreye 2 molekül glikoz monofosfat ilave edilirse ETS'de taşınacak hidrojen sayısı ve üretilecek ATP miktarı ne olur şeklinde bir sorumuz var. Hazır tahtada reaksiyon zincirimiz var. Bunun üzerinden hemen hesabımızı yapalım. Ortama ne ilave edilmiş arkadaşlar? Ortama ilave edilen glikoz monofosfat. Yani şurada aslında bir ara basamak var. Burada glikoz monofosfat oluyor diyoruz. Fakat bir de üretilecek olan sorulduğu için biz komple tamamını alabiliriz. Ve ne de arkadaşlar? ETSD diyor. 2 molekül glikoz monofosfat demiş. Biz 1 molekül için hesaplayalım. 1 molekül için neler var arkadaşlar? 2 4 6 8 10 NADH2
çarpı 3 ATP'den 30 ATP. İki tane de gördüğünüz gibi arkadaşlar FATH2 var. Çarpı 2 ATP'den 4 ATP de buradan gelecektir. Bir tanesinden 34 ATP. O zaman iki tanesinden arkadaşlar 68 ATP olacaktır. Ancak burada arkadaşlar ne diyor? ETS taşıyacak hidrojen ve üretecek ATP miktarı diyor. Biz sadece burada neler hesapladık? Sadece oksidatif fosforilasyonlu olanları hesapladık. Buraya neler eklememiz lazım? 6 tane de substrat üzerinde olan vardı. Dolayısıyla 40 ATP çarpı 2, 80 ATP. Aktaracak olan hidrojen sayısı soruluyordu. Aktaracak hidrojen sayısı arkadaşlar, şuradan gördüğünüz gibi 20, 24, 2 tanesi için arkadaşlar 48 olacak. Yani 48'e 80 olacak cevabımız E şıkkında. 15. Oksijenin solunumunda ETS'de hidrojenlerin matrikse geçmesini sağlayan molekül aşağıdakilerden hangisidir? A. NADP, B. ATP sentaz, C. Sitokrom C, D. Sitokrom reliktaz, E. Ubiquinon. Burada arkadaşlar ETS'den bahsediyor. Mitokondride bulunan, kristada bulunan ETS elemanlarından bahsediyor. Bu ETS elemanlarını kısaca şuraya gösterecek olursak, şu arkadaşlar mitokondrimizin dış sarı olsun. Mitokondri biliyorsunuz çift sarılı bir organel. Şu da arkadaşlar iç sarı olsun. İç sarını sanki çift katlıymış gibi çizelim. Burada arkadaşlar ETS elemanları vardır. Bu ETS elemanlar şununla çizelim. Veya şuraya verelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de şurada arkadaşlar ETS elemanı olmayan başka bir molekül olacak. Bunlar arkadaşlar sırasıyla NAD, H, şu reliktaz, ubiquinon, sitokrom reliktaz, sitokrom C, sitokrom oksidaz ve şu da arkadaşlar ATP sentaz. Olay şu olacak arkadaşlar. Hidrojenler şuradan numaracak olacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 tek sayılardan. Yani 1'den, 3'ten ve 5'ten hidrojenler arkadaşlar matristen zarlar arası bölgeye pompalanacak. Fakat hidrojenlerin gelebildiği tek bir yer var. Hidrojenler arkadaşlar sadece ATP sentazdan tekrar matrikse geri gelebilir diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap ATP sentaz, yani B şıkkı olacak. Bir pirülik asitten asit koenzima oluşumu, iki asit koenzimadan Krebs çemberi, üç Krebs çemberi demiş. Yukarıdakilerden hangisi oksijenin solunumunda karbonhidrat çıkışının gerçekleştiği evrelerdir şeklinde bir sorumuz var. Direkt tahtada denklemimiz var. Denklemimizden bakalım arkadaşlar. Şuradan pirülik asitten asit koenzima oluşurken, pirülik asitten asit koenzima oluşurken gördüğünüz gibi karbonhidrat çıkışı var. Asit koenzimadan Krebs çemberi demiş. Asit koenzimadan Krebs çemberine geçerken arkadaşlar karbonhidrat çıkışı gördüğünüz gibi söz konusu değil. Ve Krebs çemberinde gördüğünüz gibi 2-4 tane karbonhidrat çıkışı var. Dolayısıyla nereler doğru? 1'de oldu, 3'te oldu fakat 2'de söz konusu değil. Dolayısıyla doğru cevap 1-3, yani B şıkkı olacak. 17. Oksijenin solunum reaksiyonları bir molekül piruvatla başlarsa, NAD ile taşınan hidrojenler FAT'la, FAT ile taşınanlar da NAD ile taşınacak olursa ATP kazancı ne olur şeklinde bir sorumuz var. Hemen bakalım arkadaşlar. O zaman 1 mol piruvattan sonra neler sentezleniyor? Bunlara bakalım. 1 mol piruvattan sonra, yani şuradan sonra arkadaşlar baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane NADH2. Başka bir tane FATH2 var gördüğünüz gibi. Şimdi soruda bize diyor ki NAD ile taşınanlar FAT, FAT'la taşınanlar NAD'la taşınsaydı. Yani sayıları değiştirin diyor. O zaman şöyle olsaydı diyor. 4 tane FATH2, 1 tane NADH2 olsaydı. O zaman çarpı 2 diyorum çünkü her FATH2 için 2 ATP'ydi. 8. Çarpı 3 diyorum çünkü her biri için 3 taneydi. 3.
8, 3, 11. Yalnız şunu unutmayalım. Bir tane de arkadaşlar substrat düzeyine sentezlenen ATP vardı. Topladığımızda 12 ATP olacaktır diyoruz. Doğru cevap D şıkkı. 18. Tüm oksijensiz solunum tepkimeleri için Nataşken'in yükseltgenmesi, hidrojen ve elektrondan yararlanarak ATP üretilmesi, enzim kullanımı, sitoplazmik atomda gerçekleşme verilenden hangileri ortaktır şekli sorumuz var. Zaten arkadaşlar müfredat gereği iki tane oksijensiz solunum tipi veriyoruz. Bunların birisi etil alkol fermentasyonu, bir de laktik asit fermentasyonu. Bunlar da arkadaşlar Nataşken'in yükseltgenmesi, her ikisinde de arkadaşlar natlar glikoliz evresinde indirgenir, Nataşki oluşur. Sonra son ürün oluşum basamağında ise yükseltgenir. Her ikisinde de ortak. Hidrojen ve elektronlardan enerji elde etme diye bir şey arkadaşlar oksijensiz solunumda söz konusu değil. O gördüğünüz gibi oksijenin solunumda ETS'de olabilecek bir olay diyoruz. Olmadı. Enzim kullanımı tabii ki tüm solunum reaksiyonlarında enzim kullanılır. Ve sitoplazmik ortamda gerçekleşme diyor. Hem laktik asit fermentasyonu hem de etil alkol fermentasyonu arkadaşlar olayların tamamı gerek glikoliz basamağı gerekse son ürün oluşum basamağı nerede gerçekleşecek? Sitoplazmada gerçekleşecek diyoruz. Dolayısıyla 1, 3, 4 yani doğru cevabımız D şıkkı. 19. Fermentasyonda aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir? A. ATP harcanması, B. ATP üretilmesi, C. Fosfogliseraldehit üretimi, D. Pirik asit üretilmesi, E. Nataşki'nin yükseltgenmesi diyoruz. Arkadaşlar şuraya kadar olan bölüm glikoliz basamağıydı. Daha önceki bölümlerimizde de, daha önceki sorularımızda da son ürün oluşum basamağını verdik. ATP harcanması ilk gerçekleşen olaylardır. Yine ATP elde edilmesi de arkadaşlar glikoliz basamağında gerçekleşen olaylardır. Hakeza pegal oluşumu yani fosfogliseraldehit oluşumu yine glikoliz basamağında gerçekleşir. Pirik asit oluşumu yine oksijensiz solunumda veya glikoliz basamağında arkadaşlar son evresidir diyoruz. Ancak Nataşki'de arkadaşlar glikoliz basamağında indirgenir. Yükseltgenliği yer pirik asitten sonra olacak. Yani şuraya bu ana kadar bahsettiğimiz şıkların hepsinden sonra gerçekleşecek bir olaydır son ürün oluşumu aşaması. Dolayısıyla Nataşki'den yükseltgenmesi arkadaşlar en son gerçekleşecek olan olay diyebiliriz. E şıkkı. 20. Etil alkol fermentasyonunda glikoliz olayıyla enerji üretildiği halde reaksiyonların devam etmesinin esas nedeni aşağıdakilerden hangisi açıklar? NAD'ın serbest kalması, karbondioksit üretebilmek, daha fazla ATP sentezi, etil alkol üretebilmek, asetaldehiti dönüştürebilmek şeklinde şıklarımız var. Yani soru şunu soruyor. Glikoliz basamağı var. Tamam. Ve enerji adresi de glikoliz basamağında olur. Fakat neden o zaman son ürün oluşumu basamağına yani fermantasyon bölümüne geçiliyor şeklinde sorumuz var. Bunu daha önce bahsetmiştik arkadaşlar. Son ürün oluşumu basamağının gerçekleşmesinin asıl nedeni burada NAD'dan Nataşki olmuştu. NAD'lar indirgenmişti elektron ve hidrojen olarak. Tekrar NAD'ları serbest hale getirmek. Tekrar NAD'ları yükseltgenmek için son ürün oluşum basamağı gerçekleştirilir diyoruz. Bu bağlamda arkadaşlar cevap da A şıkkında oluyor. NAD'ın serbest kalması. Bitkilerin aktif taşıma ve protein sentezi gibi metabolik olaylarda kullandığı enerjiyi elde etmek için başvurduğu fosforilasyon çeşidi aşağıdakilerden hangileridir? Fotofosforilasyon, substrat yönüne fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon. Arkadaşlar fosforilasyon dediğimizde ADP molekülüne enerji yükleyerek bir fosfat daha bağlaması olayına yani ATP sentezlenmesi olayına biz fosforilasyon diyoruz. Fosforilasyonun 4 tipi var. Substrat yönü fosforilasyon ki glikolizde ve Krebs'te var gördüğünüz gibi. Oksidatif fosforilasyon işte ETS aşamasında NAD'lardan FAD'lardan enerji elde ettiğimiz olay sadece oksijenin sonunda var. Kemosentetik fosforilasyon sadece kemosentetik bazı bakterilerde ve arkelerde gerçekleşebilir. Ökaryotlarda söz konusu değil. İnorganik maddenin oksitlenmesiyle açığa çıkan enerjiden ATP sentezi kısaca. Ve fotofosforilasyon. Fotofosforilasyon ise arkadaşlar ışığı soğurabilen fotosentetik canlılarda ışık enerjisiyle ATP sentezi. Bitkilerde arkadaşlar fotosentez vardır ve solunum vardır. Dolayısıyla bunlardan substrat yönü fosforilasyon var. Oksidatif fosforilasyon var. Ve yine fotofosforilasyon var. Ancak fotofosforilasyonla elde edilen ATP aktif taşımada
hücrenin hareketinde, hücre bölünmesinde gibi gibi reaksiyonlar kullanılmaz. Kloroplastta sentezlenen ATP, yani fotofosforilasyonla sentezlenen ATP sadece ve sadece kloroplastta kullanılır. Organik madde sentezinde kullanılabilir diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ne olmayacak? Bir olmayacak. Diğer reaksiyonlar için, yani aktif taşıma, bölünme, hareket gibi gibi reaksiyonlar için, metabolizma için gerekli olan ATP ise nereden? Solunumdan, substrat düzeyinde veya oksidatif fosforilasyon elde edilen ATP ile sağlanır diyoruz. Yani doğru cevap 2-3 oluyor. E şıkkı. 22. Glikoliz tepkimelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Substrattan karbondioksit kopması, ATP hidrolizi, 3 karbonun bileşiklerinin oluşması, ATP sentezi, substrattan hidrojen koparılması diyor. Glikoliz basamaklarına bakalım arkadaşlar. İşte glikoliz basamağı. Substrattan karbon koparılması burada söz konusu değil. Nerede gerçekleşecekti? Ancak ve ancak etil alkol fermentasyonu varsa son ürün oluşum basamağında. Yok eğer oksijen solunum varsa da arkadaşlar gördüğünüz gibi piroglikoliz'den sonraki basamaklarda olabilir diyebiliriz. ATP hidrolizi, gördüğünüz gibi ATP harcanıyor. 3 karbon bileşik oluşması, işte şunlar 3 karbon bileşiktir olur. ATP sentezi hakeza var. Ve substrattan hidrojen koparılması da işte natlara geldi, nat H2O oldu var. Dolayısıyla olmayan soruyu da olmayan arkadaşlar A şıkkıdır diyoruz. Substrattan karbondioksit koparılması. 23. Glikozun fermentasyonu insan dahil tüm canlılarda yapılmasına karşın fermentasyon ürünleri farklıdır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Enzimlerin farklı olması. B. Hücre zarının farklı maddelere geçirgen olması. C. Sitoplazmaların farklı özellikte olması. D. ATP sentezinin farklı yollardan yapılması. Ve E. Farklı ortamlarda yaşamaları. Arkadaşlar, fermentasyonu ikiye ayırdık. Glikoliz ve son ürün oluşumu aşaması. Dedik ki glikoliz arkadaşlar tüm canlılarda aynı şekilde gerçekleşir. Çünkü aynı enzimlerle gerçekleşir. Hatta aynı enzim demek, önceki derslerde hatırlayacak olursanız, aynı enzimler demek, aynı proteinler demek. Yani aynı protein demek, aynı DNA bölümü demek. Dolayısıyla glikolizde ortak enzimler olduğu için tüm canlılarda bazı ortak DNA bölgeleri olduğu söylenir, bilinir. Ve bu da evrime kanıt olarak da kullanılır bazı bilim çevreleri tarafından. Dolayısıyla arkadaşlar ne dedik? Glikolizde aynı enzimler kullanılır. Fakat son ürün oluşum basamağında, yani laktikaz fermentasyonu yapan canlılarda ve etil alkol fermentasyonu yapan canlılarda son ürün oluşum basamağında kullanılan enzimler birbirinden farklı olduğu için oluşan son ürünler de birbirinden farklı olacaktır diyoruz. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar A şıkkı olacak. 24. Oksijenli solunumda 4 maltoz parçalandığında üretilen ATP miktarı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde bir sorumuz var. Maltoz demek arkadaşlar, maltoz 2 glikoz anlamına geliyor. Yani bize 8 tane glikozdan elde edilebilecek olanları soruyor. Ve biz biliyoruz ki 1 glikoz için 6 ATP substrat düzeyinde, 34 ATP ise oksidatif fosforilasyonla elde edilir diyoruz. Dolayısıyla bize 8'er tanesini soruyor. Yani 8 glikozunu soruyor. O zaman şunu 8'e çarpmamız lazım her birini. O zaman 48'e, diğeri 8'e çarptığımızda 240, 24 daha 264 oluyor sanırım. Dolayısıyla doğru cevabımız nerede var? Pardon, 272 oluyor. Doğru cevabımız B şıkkında olacak. Aşağıdaki tepkimelerden hem bitkilerde hem de hayvanlarda ortak olarak gerçekleşmeyenler hangileridir? Yanındaki şemada karbondioksit metabolizması gösterilmiş şeklinde bir sorumuz var. Burada arkadaşlar baktığımızda bir nolu ok, karbondioksit ve sudan glikoz oluşumu. Yani bu bir fotosentez. Fotosentez arkadaşlar bitkilerde olur fakat hayvanlarda gerçekleşmeyecektir. Yine glikozdan laktik asit oluşumu var. Bitkilerde arkadaşlar laktik asit fermentasyonu olamaz. Bitkilerde eğer fermentasyon olacaksa etil alkol fermentasyonu olur. Laktik asit fermentasyonu kimlerde var? Yoğurt bakterilerinde var. Ve omurgalıların, bizlerin çizgili kaslarımızda var. Bu da ortak değil. Laktik asitten glikoz oluşumu diyor. Laktik asitten glikoz oluşumu zaten, bitkiler laktik asit oluşmuyorsa o laktik asitten glikoz da yapamaz. Ancak biz omurgalı canlılar laktik asitte arkadaşlar dinlenme esnasında yeterince oksijen geldiğinde karaciğerde önce piroglikozda
Oradan da glikoza tekrar dönüştürebiliyoruz. Bu da ortak olmadı. Ortak olan ne var arkadaşlar? Ortak olan glikozdan karbondioksit su oluşumu. Yani 4. Bu arkadaşlar oksijenin solunum reaksiyonudur. Ki en üstte gördüğümüz gibi var. Dolayısıyla ortak olmayanlar soruluyordu. Ortak olmayanlar 1, 2, 3. B şıkkı olacak. 26. Yukarıdaki olaylardan hangisi canlı hücrelerde ATP sentezlenmesine neden olmaz? A. Fruktodifosfatın piruvata dönüşmesi. Glikozun su ve karbondioksite dönüşmesi. Fosfogliseraldehitin piruvata dönüşmesi. Proteinlerin karbondioksit, su ve amonyağa dönüşmesi. Piruvatın laktik asite dönüşmesi şeklinde. Nerede ATP sentezi yok diye soruyor. A şıkkında fruktodifosfattan piruvat oluşumu diyor. Bu esnada arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 ATP var. 2, 2 daha 4. Glikozun karbondioksit suya dönüşümü arkadaşlar zaten 40 ATP sentezedik. Oksijenin solunum reaksiyonu. Pegalin yani fosfogliseraldehitin piruvata dönüşümleri yine aynı şekilde 4 ATP sentezi söz konusu. Proteinlerin karbondioksit su ve amonya dönüşümü proteinlerin oksijenin solunumunda kullanılması anlamına gelir. Ki bunda da arkadaşlar ATP tabii ki üretilir oksijenin solunum reaksiyonu sonuçta. Fakat piruvat olduğu laktik asit sentezlenmesi olayı neydi? Fermentasyon demiştik. Son ürün oluşma aşaması demiştik ve unutmayalım ister etil alkol ister laktik asit son ürün oluşumu basamağında ATP sentezi yok. Dolayısıyla doğru cevap arkadaşlar E şıkkı olacak. 27. Canlılarda gerçekleşen oksijenli ve oksijensiz solunum olayı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? 1. Enzim etkinliğinde gerçekleşir. 2. Oksijensiz solunum yapan her hücrede karbondioksit üretilir. 3. Fotosentez oksijensiz solunumdan önce evrimleşmiştir şeklinde bir sorumuz var. Baktığımızda arkadaşlar oksijenli ve oksijensiz solunuma baktığımızda her ikisi de tabii ki enzim etkinliğinde gerçekleşir. Ki hatta glikolizle ilgili enzimler aynı dedik. Oksijensiz solunum yapan her hücrede karbondioksit üretilir diyor. Arkadaşlar oksijensiz solunum yapan biz ikiye ayırdık. Etil alkol fermentasyonu, laktik asit fermentasyonu. Etil alkol fermentasyonu yapan canlılarda karbondioksit açığa çıkar. Fakat laktik asitte karbondioksit açığa çıkmadığını daha önce söylemiştik. Dolayısıyla 2 olmadı. Ve fotosentez oksijensiz solunumdan önce evrimselleşmiştir veya evrimleşmiştir şeklinde bir öncülümüz var. Arkadaşlar canlılık meydana geldiğinde henüz atmosferde oksijen gazı yoktu. Dolayısıyla ilk oluşan canlılar oksijensiz solunum yapıyordu ve glikoliz basamağıyla enerji elde ediyorlardı sadece. Sonrasında oksijen solunumundan sonra fotosentetik canlılar ortaya çıktı. Sonra oksijenin solunumu ortaya çıktı. Eğer bunu sıraya koyacak olursak önce oksijensiz solunum, sonra fotosentez, sonra oksijenli solunum ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla bu da yanlış bir öncül oluyor. Ki fotosentez oksijen solunuma göre çok daha karışık zaten. Yani ilkel bir atmosferde bu kadar gelişmiş bir organizmanın, fotosentetik bir organizmanın ortaya çıkması söz konusu olamaz. Dolayısıyla arkadaşlar burada ortak olan soruda oksijenli ve oksijen solunumla ilgili cevap yalnız bir olacak. A şıkkı. 28. Oksijenli solunumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğru değildir? Sitoplazmada oluşan hidrojenler mitokondriye taşınır. Oksijen ETS'de en son elektron alıcıdır. Substrat düzeyinde fosforilasyonla 6 ATP sentezlenir. 2 molekül karbondioksit sitoplazmik tepkimeler sırasında oluşur. Amino asitlerin bazıları doğrudan mitokondriye girer şeklinde sorumuz var. Bakalım arkadaşlar. Sitoplazmada oluşan hidrojenler, işte sitoplazmada elde edilen hidrojenler nereye? ETS'ye aktarılıyordu ve ETS'de enerji elde ediyoruz demiştik. Doğru. Oksijen ETS'de en son elektron alıcıdır. Evet, bir önce çektiğini çizmiştik arkadaşlar. Elektronlar işte Nataş Q rediktaz, ubiquinon, stokrom rediktaz, stokrom oksidaz. Buradan geçer, stokrom C ve oksidazdan geçer ve tekrar oksijene gelir. Oksijenin solunumda oksijenin arkadaşlar yaptığı tek bir görev vardır. Yaptığı tek görev en son elektron alıcısıdır. En son hidrojen alıcısıdır. Yoksa bazı kaynaklarda işte oksijen organik maddeyi yakar gibi cümleler söz konusu. Oksijen organik maddeyi yakmaz arkadaşlar. Oksijen organik maddenin oksijenin solunumda kullanılması esnasında en son elektron alıcı olarak görev yapar. Onun dışında herhangi bir yerde gördüğünüz gibi oksijenden bahsetmedik. En son da ETS'de görev alır. Substrat düzeyinde fosforilasyonu 6 ATP sentezlenir. Bakalım 2, 4, 6 ATP demiştik zaten.
İki molekül karbondioksit sitoplazmadaki reaksiyonlarda ortaya çıkar diyor. Arkadaşlar unutmayalım. Sitoplazmadaki reaksiyonlarda yani glikoliz reaksiyonlarında hiçbir canlıda karbondioksit açığa çıkmaz diyoruz. Ve amino asitlerin bazıları doğrudan mitokondriye girer demiş. Buna kısa bir bilmemiz lazım arkadaşlar. Hangi organik madde nereden reaksiyona giriyor diyecek olursak. Hemen şuraya kısaca verelim. Eğer oksijenin solunumu arkadaşlar yağlar kullanacaksa yağlar şöyle ayrılır. Yağ asiti ve glisorol şeklinde ayrılır. Zaten karbonhidratlar arkadaşlar direkt ne olarak? Glikoz olarak reaksiyona giriyordu. Glikoz. Glikozdan sonra şuraya pegal diyelim. 3 karbonlu. Oradan şuraya pirik asit diyelim. 3 karbonlu. Oradan şuraya asil koa diyelim. 2 karbonlu. Ve ardından da şöyle Krebs'imizi gösterelim. Proteinlerimiz ise arkadaşlar. Proteinler önce amino asitlere dönüştürülür. Amino asitlere kadar sindirilir. Sonra karbon sayılarına uygun olarak reaksiyona girecekler. Yağ asitleri arkadaşlar 2 karbonlu hale getirilir ve asil koa'dan reaksiyona girer. Gliserol pegalden reaksiyona girebilir. Amino asitler ise arkadaşlar 3 karbonlu olanlar nereden? Pirik asitten. 2 karbonlu olan amino asitler asil koa'dan ve 4-5 karbonlu olanlar da arkadaşlar karbon sayılarına uygun olarak nereden? Krebs reaksiyonundan, Krebs çemberinden reaksiyonlara girer diyoruz. Ve tabii ki burada arkadaşlar bir de ne açığa çıkacaktır? Amonyak açığa çıkacaktır. Dolayısıyla amino asitlerin bazıları doğrudan mitokondriden reaksiyona girer diyor. Doğru. Yanlış olan soruydu arkadaşlar. Yanlış olan D şıkkında, sitoplazmada herhangi bir karbondioksit çıkışı söz konusu değil. 29. Fosforilasyon, FATAŞ moleküllerinin yükseltgenmesi, NATH2'lerin yükseltgenmesi. Aerobik solunumun ETS evresinde gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangisi? Krebs çemberi tepkimelerinde de meydana gelir diyor. Fosforilasyon arkadaşlar, tamam ETS'de oksidatif fosforilasyon vardı. Fakat gördüğünüz gibi Krebs'te de substrat üzerinde fosforilasyon var. Ortaktır. FATAŞ2'lerin yükseltgenmesi. Arkadaşlar FAT'lar Krebs'te indirgenir. ETS'de yükseltgenir. Dolayısıyla bu ortak değil. NATH'ların yükseltgenmesi diyor. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi Krebs'te NATH'lar indirgenir. ETS'de yükseltgenir. Oksijenin solunumunda NATH'ların yükseltgenliği tek yer arkadaşlar ETS. Hakeza FAT'ların da yükseltgenliği tek yer ETS aşaması oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar yalnız bir. Yani A şıkkı oluyor. 30. Laktik asit fermentasyonuna ait aşağıdaki özelliklerden hangisi etsalkal fermentasyonuyla ortak değildir? NATH2'lerin yükseltgenmesi, ADP molekülüne inorganik fosfat bağlanması, pirvik asitin hidrojen alıcı olması. Ortak olmayan sorulmuş arkadaşlar. Etsalkal ve laktik asit fermentasyonunda. Bunun her ikisinde de arkadaşlar NATH2'ler nerede? Yani NATH'lar glikoliz reaksiyonlarında indirgenir. Son ürün oluşumu aşamasında yükseltgenir. Bu ortak. ADP molekülüne inorganik fosfat bağlanarak ATP sentezi yine ikisinde de ortak. Sonuçta glikolize gerçekleşen bir olay. Fakat pirvik asitin son elektron, son hidrojen alıcısı olması bu nerede? Laktik asit fermentasyonunda var. Etsalkol fermentasyonunda son elektron alıcı, son hidrojen alıcı arkadaşlar neydi? Aset aldehit molekülü demiştik. Dolayısıyla ortak olmayan soruluyordu. Ortak olmayan 3. Yalnız 3. C şıkkı. 31. İnsanın çizili kas hücrelerinde piruvat, oksijen, asitaldehit moleküllerinden hangileri kesinlikle son hidrojen alıcısı olarak görev yapamaz şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar insanın çizili kas hücrelerinde iki çeşit solunum gerçekleştirebilir. Ya oksijenin solunum ya da laktik asit fermentasyonu gerçekleşebilir. Etil alkol fermentasyonu yok. Ve piruvat arkadaşlar laktik asit fermentasyonunda son hidrojen alıcı, son elektron alıcıdır. Dolayısıyla bu olur. Oksijen, oksijenin solunumunda son elektron ve hidrojen alıcıdır. Bu da olur. Fakat asetaldehit arkadaşlar
Nerede? Etil alkol fermentasyonunda son elektron ve hidrojen alıcıydı. Ve bizde arkadaşlar etil alkol fermentasyonu yok. Dolayısıyla yapamaz diyordu. Yapamayan astatit, yani yalnız 3. Doğacağımız 5'lik olacak. 32. Glikoz molekülünün kullanıldığı oksijenin solunumun aşağıdaki aşamalarından hangilerinin sonunda sitoplazmanın pH derecesi azalır? Glikoliz, Krebs çemberi, ETS. Arkadaşlar glikolize baktığımızda glikoliz sonunda ortam pH'i azalır. Asitliği artar. Neden? Sonuçta şurada arkadaşlar oluşan son ürün glikoliz sonunda pürik asit. Zaten asitlik bir molekül. Dolayısıyla ortam pH'i azalacaktı. Bir diğer nedeni de söyleyelim. Daha önce söylemiştik, şunlar aslında NaTH'i dedik ama NaTH artı H'tır onlar. Ve o artı H dediğimiz bölüm sitoplazmaya bırakılır. Ve zaten asıl asitliği yaratan molekül de nedir? Hidrojendir diyoruz. Dolayısıyla glikolizli olur. Krebs'te arkadaşlar ne oluyor? Gördüğünüz gibi karbonhidrat çıkışı var. Karbondioksit arkadaşlar asidik bir moleküldür. Ortamın pH'ini düşürür. Dolayısıyla o da olacak. Fakat ETS'de arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Ne karbondioksit çıkışı var, ne de NaTH sentezi var. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 olacaktı. Yani 33. soru. 24 molekül asetil koenzimanın kullanılmasına bağlı olarak Krebs döngüsünde açığa çıkan hidrojenlerin ETS'ye aktarılması sonucu oksidatif fosforilasyonla üretilen toplam ATP miktarı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Burada arkadaşlar bir asetil koenzimadan kaç ATP sentezleniyor? Buna bakmamız gerekecek. Bir asetil koenzima için arkadaşlar baktığımızda 1, 2, 3 tane NaTH2 var. 3 NaTH2 çarpı 3 ATP'den her biri için 1 ATP sentezliyor ETS'de. 9 ATP. Bir de pataş 2 var. Şuradan. Çarpı 2 ATP'den. 2 ATP. Topluyorum. 11 ATP oksidatif olarak sentezlenir. Burada arkadaşlar şu ATP'yi almıyorum. Substrat düzeyine sentezlenen ATP'yi. Çünkü soruda bana hidrojenlerden elde edilen ATP demiş. Yani oksidatif fosforilasyon elde edilenler soruluyor. Ve 24 molekül asetil koenzima diyor. O zaman şunu 24'e çarpmam gerekecek. Çarptığımda 264 ATP olur. Doğru cevap da A şıkkı olur. 34. Oksijenin solunumunda kullanılan ATP sentaz molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kompleks yapıda bir enzimdir. ADP'ye fosfat eklenmesini sağlar. Proton akışı sırasında aktifleşerek yapısal değişikliğe uğrar. ETS'nin son elektron ve proton alıcısıdır. Zarlar arası boşlukta oluşan potansiyel enerjiyi kullanılabilir hale getirir. Daha önceki sorumuzu arkadaşlar şeklini çizmiştik. Hidrojenler 1, 3 ve 5 demiştik. Yani NaTH küriliktaz, stokrom riliktaz ve stokrom oksidazdan zarlar arası bölgeye gönderilir. Mitokondrin iki zarın arasında gönderilir. Fakat geçebildiği tek bir yer vardı tekrar matrise geçmek için. ATP sentaz. İşte ATP sentazdan geçmesi esnasında da arkadaşlar hidrojenler geçerken ATP sentaz molekülünde ATP sentezlenir. Ancak bu hidrojenler ve elektronlar nereye gider? Oksijene giderler diyoruz. Dolayısıyla kompleks yapıda bir enzimdir. Doğru. ADP'ye fosfat eklenmesini sağlar. Yani ATP sentezi yapar. Doğru. Proton akışı sırasında aktifleşerek yapısı değişikliğe uğrar. Doğru. Ancak ETS'de arkadaşlar en son elektron ve proton alıcısı ATP sentaz değildir. Kimdi? Oksijen demiştik arkadaşlar. Doğru cevap dolayısıyla D şıkkı olacak. 35. Lipitlerin oksijenin solunumunda kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Hidrolizlikten sonra oluşan yağ asitleri ve gliserol molekülleri solunumda kullanılabilir. B. Gliserol 3 karbonlu olduğu için Pegal basamağından reaksiyona girer. C. Yağ asitlerinin yıkımı sırasında ATP üretilir. D. Yağ asitleri yalnız asitikolizmaya dönüştürülerek Krebs döngüsüne girer. E. Fazla miktarda oksijen içeriklerinden enerji elde ederken daha fazla soluşmasına sebep olurlar şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar yağ asitleri ve gliserol şeklinde reaksiyona girdiğini söylemiştik. Yağ asitleri 2 karbon olarak asitikolizmadan, gliserol ise 3 karbon olarak nereden? Pegal basamağından reaksiyona giriyordu. Dolayısıyla A doğru oldu, B doğru oldu, C doğru oldu. Hatta D de aynı şekilde. Ama E'ye baktığımızda arkadaşlar yağlar, yağ asitleri, gliserol oksijen içeriği fazla olduğu için su açığa çıkartmazlar.
hidrojen içerikleri fazla olduğu için su açığa çıkar. İşte şuradaki hidrojenler arkadaşlar, örneğin 3 NH2'den 3 su, 1 FH2'den 1 su, buradan 4 su açığa çıkacak. Bunlar arkadaşlar hidrojenler gider, atmosferden aldığımız oksijenle birleştirilir ve su açığa çıkar diyoruz. Dolayısıyla E şıkkında arkadaşlar oksijen değil, hidrojenli çok olduğu için demesi lazımdı. Doğru cevap E şıkkı. 36. Bir çizili kas hücresinde gerçekleşen hücresel solunum sırasında ara bileşiklerin yapısından çıkan hidrojenler, oksijen, asetaldehit, piruvat, karbondioksit moleküllerinin hangilerinin indirgenmesinde kullanılabilir? Arkadaşlar çizili kasta daha önce söylediğimiz bir ya laktik asit fermentasyonu ya da oksijenin solunum gerçekleşir. Ve organik molekülden elde edilen hidrojenler yani NH2'ler ya son ürün oluşum basamağında piruvata verilerek laktik asit oluşturulur. Dolayısıyla piruvat hidrojen alıcı olabilir. Ya da arkadaşlar oksijenin solunumda ETS'de oksijene verilerek su oluşturulabilir diyoruz. Dolayısıyla bir olabilir, oksijene verilir ve su oluşur. İki olamaz, asetaldehit arkadaşlar etil alkol fermentasyonunda ortaya çıkan bir ürün. Piruvat, evet piruvata verilirse arkadaşlar laktik asit oluşumu söz konusuydu. Bu da olur. Fakat karbondioksit arkadaşlar ne etil alkol fermentasyonunda, ne laktik asitte ne de oksijenin solunumda hidrojen verilmez. Dolayısıyla doğru cevap arkadaşlar 1-3 yani C şıkkı oluyor. 37. Oksijenin solunum reaksiyonuna katılan bir organik molekülün yapısında aşağıdaki atom gruplarından hangisi fazla ise o organik molekülün birim miktarından elde edilecek enerji diğer organik moleküllere oranla fazladır. Şıklara bakalım. Karbon, oksijen, azot, hidrojen, kükürt. Arkadaşlar tüm solunum reaksiyonlarında işte yazdık glikoliz, Krebs ve ETS'leri hesaplamalarımızı yapmıştık. Biz ATP'leri nereden elde ediyoruz? NH2'lerden, FH2'lerden yani hidrojenlerden. Dolayısıyla bir organik moleküldeki hidrojen sayısı ne kadar çoksa elde edilebilecek olan ATP miktarı da oksidatif fosforilasyon elde edecek ATP miktarı da o kadar fazla olur. Bu sebeple yağlarda çok hidrojen olduğu için çok su elde edilir, çok enerji elde edilir demiştik. Dolayısıyla doğru cevap arkadaşlar hidrojen olacak yani D şıkkı. 38. ATP'nin hidrolizi, asetil koenzim A'nın oluşumu, NAD'ın indirgenmesi. Oksijenli solunum yapan bir hücrede yukarıdaki oralardan hangisi Krebs döngüsünde gerçekleşir? Şeklimiz üzerinden gidelim arkadaşlar. ATP'nin hidrolizi diyor. ATP'nin hidrolizi arkadaşlar sadece glikoliz basamağında gerçekleşir gördüğünüz gibi. Sitoplazmada gerçekleşir. Dolayısıyla mitokondride değil, Krebs'te değil. Asetil koenzim A oluşumu, asetil koenzim A gördüğünüz gibi arkadaşlar Krebs döngüsünde meydana gelir. Ve NAD'ın indirgenmesi diyor. NAD arkadaşlar hem sitoplazmada indirgenebilir hem Krebs'te indirgenebilir. Sadece diyordu burada. Hangisi diyordu? Krebs döngüsünde de gerçekleşebilir. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? 2 ve 3 oldu doğru cevabımız. Yani E şıkkı. 39. Hücrelerde bir organik molekülden ayrılan elektronların elektron transfer enzimleri ile moleküler oksijene transferi, sudan ayrılan elektron ve protonların karbondioksitle birleşerek organik molekülün kurulması, organik molekülden substrat üzerine fosforilasyonla ADP'nin fosforile edilmesi, oralardan hangilerinin gerçekleşmesi sağlayan enzimler tüm canlılarda ortak olarak bulunur şeklinde bir soru var. Arkadaşlar tüm canlılarda ortak olarak bulunan enzimler neresidir? Glikoliz enzimleridir dedik. Yani aslında soru bize şunu soruyor. Aşağıdakilerden hangileri glikolizle gerçekleşir? Bakıyoruz arkadaşlar bir de ETS'den bahsetmiş. ETS oksijenin solunumda olur ve her canlı oksijenin solunum yapmaz. Sudan ayrılan elektron ve proteinlerin karbonhidratla birleşerek organik molekülün yapısına katılması demiş. Bu arkadaşlar fotosentez olayıdır. Fotosentez olayı malum sadece belli bir gruptaki canlılarda görülüyor. Organik molekülden substrat üzerinde ATP sentezlenmesi ise gördüğünüz gibi glikoliz basamağında gerçekleşir. Dolayısıyla glikoliz basamağında tüm canlılarda aynı şekilde ortak olarak gerçekleşir dedik. Yani doğru cevap yalnız 3 C şıkkı oluyor. 40 ve son sorumuz. Proteinlerin oksijenin solunum yıkımı sonucu karbondioksit, su, amonyak moleküllerin hangileri her zaman açığa çıkar? Arkadaşlar oksijenin solunum reaksiyonlarında hangi molekülün kullanıldığı önemli değil. Mutlaka karbondioksit ve su açığa çıkar. Ancak eğer amino asitler, proteinler kullanıldığı için
Bunlardan artı bir de ne uzaklaştırılması lazım? Amonyağın uzaklaştırılması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar karbondioksit, su, amonyak üçü de proteinlerin solunumu sonucunda açığa çıkacaktır diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkı olacak. Evet arkadaşlar bu dersimizde oksijenli ve oksijensiz solunum sorularıyla beraberdik. Bir sonraki dersimizde fotosentez ve kemosentez konusunun soru çözümüyle tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler.